<laughs> Bak acı anıları insan var ya demek ki <laughs> hafızasından siliyor ha yani. Evet. Böyle bir şey oldu. Adam neydi ya? Geldi. Saniye Şöyle ya. bir elinde bir plastik bir kart gibi bir şey vardı. Tak açtı. 200 euroyu anında cebe indirdi. Zaten bunu ehliyet alırken de size zaten öğretiyorlar. Zaten bunu öğrenmeden siz ehliyet alamıyorsunuz. Ehliyet etmiyorsunuz. Ama hani kendi merhabalar. Bayağı düşük bütçeli akşamımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda kim var? Tabii ki sevgili eşim Murat Bey. Dış ses olmaktan vazgeçti, iç ses olmaya karar verdi. Konuk olmaya karar verdim. Daha Konuk doğrusu. olmaya karar verdim. Nasılsınız? Işığımdan, ekran ışığından sizleri mahrum etmek istemedim daha fazla, dayanamadım dermişim. O zaman başlayalım. başlayalım. Bugünkü konumuz ne? Ne üzerine konuşmak istiyoruz Hollanda'ya ilk gelecek yani Hollanda'ya taşınmaya karar verecek olanlara 10 tane e, muhakkak mı, altını da özellikle çiziyorum başka hiçbir yerde duyamayacağınız 10 tavsiye vereceğiz arkadaşlar. Yani bizim bunlar tecrübeyle e, sabit e, tavsiyelerimiz diyebilirim. Gerçekten de birçoğunu başka hiçbir yerde duyamayacaksınız. Sadece bu kanalda duyacağınız 10 tavsiye efendim. İnşallah faydalı olur. İnşallah. Birinci maddeden başlayalım. Birinci madde Hollanda'ya geldiğinizde taşındığınızda muhakkak ki muhakkak çevrenizdeki komşular ister apartmanda olun ister e, bir e, yer evinde olun çevrenizdeki komşulara muhakkak kendinizi ufak tanıtan bir kart e, gönderin. Yani bildiğiniz e, bir... kapıdan bırakın kendilerine bir kart verin kendinizi tanıtın nasıl olsun mesela şöyle. Adınız, soyadınız, işte merhabalar. Ee, biz Aydın ailesiyiz. Ee, ben isimlerinizi de yazabilirsiniz burada. Ee, buraya yeni taşındık. Ee, sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Umarım e, iyi bir e, burada beraber güzel bir hayatımız olur. Ee, en yakın zamanda kahve içmeye bekleriz. En yakın bekleriz. zamanda tabii bunu da söyleyebilirsiniz. En <laughs> yakın zamanda kahve içmeye bekleriz diyerekten kendinizi tanıtan kısa bir e, kart. Gerçekten çok e, şık bir hareket. E, bu ee, bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Burada insanlar birbirlerine daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Kart verirler birbirlerine özel günlerde. Çok severler. Evet. bundan da çok memnun olurlar. Ve bunu siz de yaptığınız zaman da gerçekten e, insanlar adına bir pozitif bir e, etki bırakmış olursunuz. Ön... Tabii. Evet. izlenim bırakmış oluyorsunuz. Ve güzel de oluyor. Çünkü Hı -hı. bize gelen cevaplardan biz bunu anladık. Çok hoşlarına evet, gitmiş. Evet. Hoş geldiniz diye söylemişler. Bize de aynen Kartı Tabii bize bize önce evet bize gönderen de oldu değil mi? Önce biz daha insanlara kart vermedikçe bize evet, de gönderdiler. Sonra, sonra biz de kendilerine yani. kart e, verdik. E, nasıl başlarsanız öyle gider. Biz ilk adım atmanız sizden bekleniyor. E, yani dediğim gibi bunun yolu da geldiğiniz zaman taşındığınız zaman bizim yaptığımız gibi bir kart atabilirsiniz insanları kendinizi tanıtan, kısaca böyle bilgileriniz verdiğiniz bir kart olursa. Şık olur. Değil Aynen. mi? Aynen. Çok güzel bir davranış. Burada bisiklet kullanırken sakın ha cep telefonunu kullanmayınız. Eğer polisler sizi görürse kesinlikle cezayı evet. anında alırsınız. Yani şunu unutmamak lazım. Hollanda'da bisiklet trafiğin bir parçası. Yani bir araç. Normal kullandığınız araba gibi bir e, araç. Ve bisiklet e, kullanmanın da sorumlulukları var. Evet Hollanda'da bisiklet kullanmanız için bir ehliyet e, almanıza gerek yok ama bisiklet kullanıyorsanız trafiğin bir parçası olduğunuz için o trafik kurallarınıza uymanız isteniyor. Tıpkı arabada nasıl cep telefonu kullanmak yasaksa bisiklet kullanırken de bu yasak e, aynen devam ediyor ve yakalandınız zannedersem 105 euro. Yani polis sizi durdurur, direkt bunun için ceza yazar. 105 euro gibi bir cezası var. Az yani aşayırda yani. tam bu diyebilirim, diyebilirim. Iyi. <laughs> diyebilirim. Affetmiyorlar. Yani efendim çok acil bir telefon vardı falan şu bu olmuyor. Ha biz bunu yaşadık mı? Elhamdülillah böyle bir şey yaşamadık. Zaten Süreyya'nın yaşaması mümkün değil. <laughs> Süreyya'nın bisiklet <laughs> hala Bilsem de, sürmeyi Süremiyor öğrensem demiyoruz. de. Biliyor ama sürmüyor maalesef. Diğer bir maddemiz. Bisiklet hırsızlığı Hollanda'da çok yaygın arkadaşlar. Tabi bisiklet olan bir ülkede bunun hırsızlığı olmaması düşünülemez. Yani kim yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor demek istemiyorum. O yüzden bisikletinizi sağlam kaza bağlayın. Yani kilidiniz sağlam olsun. Bu konuda biz acı bir tecrübe çok şükür yaşamadım ama çok yakın çevremizde var bir arkadaşımız var Hollanda'da yani 5. kez bisikleti çalındı neredeyse. neredeyse. Ee, yani gerçek böyle daha çok büyük şehirlerde bu hırsızlık yaygın. O yüzden Hollanda'da Amsterdam, Rotterdam, Utrecht vesaire gibi ülkeler şey, şehirlerde yaşıyorsanız muhakkak. Galiba bisikletimizi... sen de yaşadın unuttum galiba. Oturan mı çalınmıştı bir şey çalınmıştı. Bisikletini. <laughs> Benim evet bisiklet <laughs> ya ben bisikleti otura çaldılar evet. <gülüyor> bisiklet <gülüyor> evet, evet, değil ama evet. şeyini çalmışlardı. Bak acı anıları insan var ya demek ki <laughs> hafızasından siliyor ha yani evet. böyle bir şey oldu. Ee, bisikleti Tren istasyonlarında bisiklet otoparkları vardır ki e, Amsterdam'da çok meşhurdur evet. özellikle. Gittiğinizde bisikletinizi yani yerini iyi konumunu e, bellemeniz lazım kafanıza yoksa Unutuluyor. o kadar ya, bulmanız bile çok zor Aynen. yani. Ben bisikletimi bıraktım iki günlüğüne e, bir yeri misafirliğe gitmiştim o zaman daha Süreyya Hanımlar gelmemişlerdi. Bisiklet döndüğümde de oturağını çalmışlar. Yani nasıl bisikleti çalamayınca herhalde çok, oturağı çalmayı denemişler. Çok komik ya gerçekten ee, kesinlikle. Acayip ya ya geliyorsun. Yani bisiklet var <laughs> oturak yok ya. <yani. gülüyor> eve kadar Allah'tan ev yakındı da e, istasyonda. Oturaksız oturaksız eve geldim. Ya işte oluyor, oluyor mu? Oluyor. Oluyormuş. Diğer bir maddemizde malum burada çok kanallar var. O yüzden kanallara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada böyle insan biraz tadı kaçacak belki ama Hollanda özellikle yine büyük şehirler Amsterdam, Rotterdam, Utrecht vesaire çok kanal var. Yani öyle ki arabalar mesela adamlar bunun haberi bile çıktı. Arabalar bile kanala düşüyor. Adam park yani ederken evet. arabasını düşürüyor. Yani kaldı ki bisiklet sürerken e, kanal düşenler var. Geçtiğimiz yıl maalesef bir aile göçmen bir aile e, sırf yüzme bilmediği için yani adam arabayla kanala Arabası uçmuş. Kayıyor. Evet, araba kanala uçmuş ve e, maalesef Böyle... bütün bir aile vefat evet. ediyor. Diğer bir maddede herhalde bununla alakalı Süreyya hanım. Ya o yüzden de çocuklarımızı geldiğimiz zaman burada çocuklu aileler genellikle yüzme dersine göndermek zorunda en az A diploması almak mecburiyetindesiniz. Evet, bu de zorunlu evet. çocukların A diploması alması mecburiyetsi. Neden? Sırf bu kanal e, meselesi yüzünden. Ki bizim şehirde de kanallar var yani Amsterdam ya kadar. sadece Amsterdam bir kadar tane kadar değil da... yani her ülke, her yerde değil mi? Bütün ilçe, yani Hollanda'nın neredeyse her ilçesinde. Yani Diyelim. bundan ne olacak İli düşer mi? miyim İlçesi. falan demeyin yani Allah göstermesin yani dünyanın bin bir türlü hali var maalesef. Yani çünkü bisikletle de çok fazla kayanlar var. Bisiklet hafif böyle yağmurda kayabiliyorsunuz. Buranın yağmuruydu, şeyiydi, rüzgarıydı hiç bitmiyor. Evet. Ya yani Azıcık yağmur varsa biraz da rüzgarın etkisiyle yani rotadan çıkabiliyorsunuz, yoldan maalesef, çıkabiliyorsunuz maalesef. maalesef. O yüzden de bunlar başımıza gelebiliyor. Diğer maddemiz de e, telefonunuzda mutlaka hava durumuyla alakalı bir aplikasyonun bulunması evet. gerekiyor. Onun adı neydi Murat Bey? Yani burada en meşhuru bu inrader, ee, Hollandalıların en çok kullandığı aplikasyon. Yani Hollanda'ya geldiyseniz telefonunuzda muhakkak bulunması gereken aplikasyonlardan bir tanesi ki biz bununla alakalı da bir video yapalım diyoruz. Yani Hollanda'ya gelenlerin muhakkak telefonunda bulundurması gereken aplikasyonlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi bu radar Yani de biz e, yakın zamanda bir fırtına e, oldu Hollanda'da mesela. E, ya fırtına var ama mesela insanlar bazıları dışarıda. Niye dışarıda? Adamlar saatine kadar biliyorlar hani fırtına ne zaman var, ne zaman yok. Ne zaman turuncu, yani, ne, zaman e, ne zaman sarı kod. ne zaman kot. turuncu, ne zaman sarı kod falan. Bu uydu radar da aşağı yukarı tahmini en doğru, isabetli olan programlardan bir tanesi. Yani hangi saatte yağmur var? Yani bulunduğunuz şehre kadar ve evet. saatine kadar söylüyor. İnsanlar da tedbirini ona göre alıyor Çok ki değişken. gün içerisinde evet. Yani sabah e, güneşli başlayıp öğlen 1-2 saat sonra hemen hava bir anda e, bozup yağmur olabiliyor. O yüzden Hollanda'da yani mesela İngiltere'de de bu böyledir e, tahminim. Evet. Ki birbirine yakın iki ülke. Çok değişken havalar evet, var. Maalesef. O yüzden de e, bizim mottomuz neydi? Kötü hava yoktur. Kötü evet, kıyafet vardır kötü arkadaşlar. Kıyafet vardır. Evet. O yüzden Hı. bu ülkelere geleceksiniz. Avrupa ülkelerinde bu mottoyla yaşayacaksınız inşallah. Doğru. Burada parkta yürürken evet <laughs> bu güzel bir madde. Çeşitli meyve ağaçları var. Yani e, parklarda var böyle. En son ne keşfettik? Muşmula mıydı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani kestane ağacı var, Elması elma ağacı erildi. var, erik ağacı var. Ee, Hele burada bir tane mesela bizim bir bahçe var mesela parkın Armut. içerisinde bir hobi bahçesi var. Evet. Yani buralarda e, meyve bahçeleri görünce hemen Oo güzel güzel bir de kimse toplamıyormuş hemen biz dalalım falan öyle bir şey yok arkadaşlar ee, evet meyve bahçelerindeki e, meyvelerden yiyebilirsiniz ama tadımlık bir de kendinize yetecek kadar yani en fazla bir avuç alabilirsiniz yani geçen sene e, videonun hani köşesini şurasına burasına bırakırım kestane videomuz vardı yani ormana da gitseniz mesela kestane ağaçlarıyla karşılaşırsınız. Yani sakın ola ki kilolarca meyveyi hemen dolduralım. Bir torba bir poşet dolduralım falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece yiyebileceğiniz kadar meyve ya da sebze. ne? yani bizde şey kültürü vardır ya. Ya sen kimse yemiyor. Kimse de toplamı Ziyan evet. olacak. Ne gereği var? Bunları ziyan ediyorlar. Bak kimse de toplamıyor. Bari biz toplayalım deyip. Bunda gaza gelebiliyorsunuz. Ama aslında öyle değilmiş. Onların toplamamın sebepleri de zaten güzel bir neden. Güzel yani. bir neden. Hayvanların kışlık yiyeceklerini niye topluyoruz ki? Evet. Yani Gerek adamlar yok. diyor ki bunda diyor hayvanların <laughs> Da böyle dışarıdaki var. canların da hakkı var, istikrarı var. Ee, siz sadece kendi yiyeceğiniz kadar alın. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Aynen. Kesinlikle. <laughs> <laughs> evet. işte bu bizim acı tecrübeyle yaşadığımız sakın ola ki burada anahtarınızı evde unutmayın. Çünkü çilingine ödediğiniz rakamın acısı yıllar geçse de unutulmuyor. <laughs> Şuraya bir... Yani... <laughs> öyle böyle bir oturuyor, oturuyor. Böyle oturuyor tabiri caizse. <laughs> işte. Evet yani Türkiye'de yani öyle 5-10... Gerçi o 5-10 TL kalmadı ama yani biz Türkiye'deyken yani, çilingir yani e buraya göre daha uygundu. Yani 7-24 yani gelirlerdi. Hemen, hemen kapıyı açarlardı sağ olsunlar. Ama burada velevki anahtarı unuttunuz içeride. Adam neydi ya geldi. Saniye Şöyle ya. Şöyle bir elinde bir plastik bir kart gibi bir şey vardı. Tak açtı. 200 euroyu Anında cebe indirdi. 194 ee, müydü 200? Işte 200 işte. 200. Ay. Yani bak unutmuyorum <laughs> Acı ben <laughs> o Hocayı <şeyi> ben unutmuyorum. <laughs> o yüzden arkadaşlar size eve geldiğiniz zaman ev kiraladığınızda size 5-6 tane 6 tane anahtar teslim ediyor. Yani ister ev sahibi olsun ister ev bürosu. O yüzden o anahtarlar içeride anahtarı unutmayın. Ee, anahtarı zaten kaybetmeyin. O da ayrı bir madde. Söyle o ana. diğer bir maddede gerçekten anahtarınızı kaybettiğiniz zaman mahkemeyle <laughs> Evet, mahkemeyle ancak bir anahtar kopyası çıkartabiliyorsunuz. İşte o daha zor. Ee, o da o da ayrı bir e, madde tavsiye. Yani ne anahtarınızı kaybedin ne de dışarıda kalın. Vele ki bir tane anahtarın olsun ve anahtarı kaybettin. Onun için önce mahkemeye gitmen gerekiyor. Dışarıda kaldın. Anahtarın e, anahtarları e, şimdi altında yanında taşıyacak halin yok. Birini içeride unuttun ve dışarıda kaldın. Kapı açılmıyor. Çilingir, çilingir e, e, yani çağırdığında o da senden yani 150 euro da alabilir. Artık 200. O, o gün o an ne çilingirin artık insafına yani kalmışsın. E sana. Evet, bir... Ne fatura keserse diyelim. Bir Diğer bak. bir madde arkadaşlar yani e, bunu ehliyet alırken de size öğretiyorlar zaten bunu öğrenmeden siz ehliyet alamıyorsunuz omuz bakışı yani kavşaklara geldiğinizde sağa dönerken ya hatta şerit değiştirirken bile sizden omuz bakışı dediğimiz bir olay var yani mesela kavşak geldiniz sağa döneceksiniz şu şekilde muhakkak omuzdan e, arka pencereyi muhakkak bir çek etmeniz lazım yani arkadan bisikletli geliyor mu özellikle kavşaklarda ya da işte şerit değiştirirken bile sol omuz bakışı yapacaksın çünkü kör nokta olabilir yani şimdi sadece aynaya bakmak yeterli değil senden arkaya da bakmanızı ekstra isteniyor. Şerit değiştirirken, kavşaktan dönerken muhakkak omuz bakışıyla e, dönmeniz gerekiyor ya da şerit değiştirmeniz ya gerekiyor. Açıkçası ben mesela bir keresinde senle yani yolculuk esnasında dedi ki sağdan gelen var mı dedi yok dedim hiç kimse yoktu yani bir anda nasıl çıktıysa o bisikleti nereden geldi evet. biz bile o kadar şaşırdık ki anında önümüze fırladı yani. Dedik o anda yavaş olmasak Murat'ın da o andaki refleksi kuvvetli olmasa belki de çarpardık. Yani evet. ben orada dedim evet yani bakış yani o ben bakmama rağmen. Burada yani bisikletli olan bir ülkedeyiz yani dedim ya evet. az önce e, videonun başında söyledim bisiklet burada hayatın bir parçası trafiğin bir parçası ve e, siz dönüşlerde muhakkak sağınızdan herhangi bir bisiklet geçebilir çünkü bir de bisiklet yolu normal yolun da bir parçası. Yani sen orada dönerken o bisiklet yolundan gelebilecek olan bisikletliği hesap etmen gerekiyor ve bu senden bekliyor ve senden bu konuda dikkatli olmanı istiyor. Ee, burada o yüzden Hollanda'da e, Avrupa'nın en zor ehliyet alınan ikinci ülkesi diyebiliyorum Hollanda'yı. Evet. Bir de o sürecim var ee, tabii, benim Tabii tabii. Senin geçti gerçi ben ama. <laughs> ben de Allah yardımcısı olsun. Ee, burada o apayrı bir video konuşsa onu hiç evet, ona evet, hiç girmiyorum evet. bile yani o kısaca söyleyeyim <laughs> ama ehliyet aldığınızda adamlar bildiğin parti veriyor dedim ki yani bunun için parti verilir mi evet verilir yani çünkü o kadar zor bir şey ki ehliyet almak <laughs> davul zurna bile çalınır yani <laughs> burada ehliyet aldıysa bir bayan bay fark etmiyor yani emin olun ki bu egzaminatör dediğimiz o teftişi yapan size ehliyeti verecek olan şahıs gerçekten ehliyet aldığınız alabileceğinize e, araba sürebileceğinize ikna olduysa ehliyet veriyor. Kanun ya. değişti mi bilmiyorum Süreyya Hanım da. Yani zaten zor alınıyordu. Şimdi daha da zorlaştırmayı düşünüyorlar Evet. Zorlaştırmayı düşünüyorlarmış. Ee, Hollanda'da musluk suları gerçekten içiliyor arkadaşlar. Güvenli olduğu için içiliyor. Hı -hı. Ve hani siz su şişelerini çok fazla almıyorsunuz. Yani hani hazır su evet. şişelerini tercih etmiyorsunuz. Ama hani kendi Bey <laughs> Bu maddeyi söylememen gerektiği için olabilir mi acaba? Daha başka başımıza maddeyi, yıkıldı. Daha başka bir maddeyi araya soktu. Ama niye geldi ki o orada? Şuraya... Diğer bir maddemiz, hatta son maddemiz diyelim. Sakın ola plastik şişelerinizi çöpe atmayınız. Peki neden? Çünkü hepsi depozitolu, damlaya damlaya göl olur. Geçen sefer e, bir alışveriş videomuzda bunu göstermiştik burada hemen her markette bu plastik şişelerinizi böyle geri dönüşüme verebileceğiniz bir otomat var. Siz o şeyleri evde biriktiriyorsunuz. Hatta bu yıl artık yeni bir kanunla artık kutu kolaları da yani metal alüminyum şeyler için de depozito getirdiler. Onlar onlardan dersen biri 15 cent, biri 25 cent. Yani bunları biriktirdiğiniz zaman 10 tane plastik şişe 2,5 euro yapıyor. Hani yani. şey diyorlar ya Almanya'da emekliler e, plastik şişe topluyorlar falan diye öyle bir geçinimlerini sağdılar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet bunların bir e, geri dönüşüm var, bir ücreti var. Buradaki insanlar tasarrufu seven insanlar. Takip edeni var, e, takip, takip etmeyeni var. Evet. Etmeyenden de diyorlar ki. Yani ben çok zenginim, çok umurumda değil diyorsanız tabii ki atarsınız ki bunları da öyle keyfe e, keder atamıyorsunuz. Da, da plastik poşet şey var böyle plastik çöpleri topladığının yani plastik e, atıyorsun yerler. ama hani gidip de satmıyorsun. He, geri ama o dönüşüm sefer, var, e, şey satmıyorsun şimdi. Para geri... paran boşa gidiyor. Onları evet. biriktiriyorsun. Yapacağın şey ki bu insanlar üşenmiyorlar, biriktiriyorlar, biriktiriyorlar. Bakıyorsun marketlerde çok rahat bir şekilde e, gidip onları e, geri dönüşüm otomatına veriyorlar. Oradan bir fiş alıyorsun. O fişle de markette yani market alışverişinde onu ki sana onu 10 Euro'luk daha buradan bir şey alabilirsin diyor mesela. 10 Euro'luk bir şey alıp oradan yani, çıkıyorsun. Yani evet. Ya para vermiyorlar. Direkt senin eline bir para yok yani. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yazmayı da unutmayalım. Destekleriniz her zaman bizi teşvik ediyor. Bunu söylemek isterim. Hatta fikir oluyor içerik üretme adına da. Bundan dolayı da teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.